misin? Bakıyorlar mı sana? Neden bakıyorlar? He? Bunlar herhalde sürüyor değil mi? He? Sen de sürüyor. Türkçe bilmiyor musun? Sor bakayım kaç aydır burada oturuyorlar? Ne kadar zamandır? Sen kaç aydır? 8 aydır. Yani devamlı buradan yaralanıyorlar mı bizim evet. Müdürlüğümüzde? Hı. Geliyorlar buraya, buradan ilaç da veriliyor onlara. Bir şikayetleri var mı? Yok, hiçbir şikayetleri yok. Sor bakayım, belki de var. Deme konuştuk işte hocam, o yüzden yani bütün doktorlar. Onun için hizmet abileri. Başımetçi hizmet abileri. Başı. Jüve peredi girin mi orta hizmet dedin be? No. Bunun başkan nasıl ki? Serok Veziri Belediye. Mugu. Yeni gördüm. Ben de benim geçerken. Bana hizmet de Serok Veziri Belediye dedi ve Beypere dedi ne oğlum? Karaj ve Nagre. Bunun tüm her daim kim bedeli? İlacı yokuşu yedi girmiş mi bedeli? Hayır. Hayır ya evmezdim. Beypere dedi. O önceden gelen, şimdi yeni gelen. Başı. Sayın Başkanım, sağlık hizmetlerimiz arasında ücretsiz ilaç dağıtma hizmetlerimiz de mevcut. Bu ilaçları nasıl temin ediyoruz başkanım? Sağ olsun değerli doktor arkadaşlarımız bir kampanya başlattılar. Evet başkanım. Bu kampanya doğrultusunda bütün evlere gidiyoruz. Orada kimi yatığı geçmemiş ama onun ihtiyacı olmayan ilaçları alıyoruz. Arkadaşlarımız tekrar burada gözden geçiriyorlar. İşte bir ezana kurmuşlar. Teşekkür ederim. Evden siz mi alıyorsunuz başkanım, yoksa hastalar da fazla? Onlar da getiriyor, bizler de alıyoruz. İlaç toplama kampanyası. Bunu duyurduk ve duyarlı vatandaşlarımız. ASM'ler çok yardımcı oldular bu konuda bize. İlaç firmaları çok yardımcı oldu. Eczacı odası yardımcı oldu. Bu şekilde topladığımız ilaçları... Şu an kampanyamız devam ediyor mu? Tabii sürekli. Yani sonlanmış bir şey değil. Başladı ve devam ediyor. Bize ulaşan ilaçların ayrıştırıyoruz öncelikli olarak. Gelen bütün ilaçları ayrıştırıyoruz. Tek tek bakıyoruz. Şimdi başkanım, 5 birinde ilaç toplama merkezleri oluşturmuştunuz. O merkezlerimizde hala ilaç kabul devam ediyor mu? Tabii ki. Aynı yerlere vatandaşlarımız... Hepsi kayıt altında. Ya telefon bile açsalar... Gidip o ilaçları... Bir elemanımız gidiyor, o ilaçları kontrol ediyor. Miyadı geçmişleri de Eczacılar Odası'na teslim ediyor arkadaşlarımız. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olasın, nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Burası Belediye'nin Sağlık İşleri Müdürü, İdari İşler Odası. Evet, dilimim. Bu İdari İşler Odamızda ne tür hizmetler veriyoruz? Yazışmalar var. Bize gelen evrakların kaydını alıyoruz. Onların kayıtlarını aldıktan sonra gerekli yazışmaları yapıyoruz. İdari İşler'de... Hasta kayıtlarımız. Hasta kayıtlarımız burada mı yapıyor? Hasta kayıtlarımız. Niye? Sorma ya. Niye hastalanıyorsun? Uzadık ya. Yaş uzadı değil mi? Allah sağlıklı versin. Saçımıza al düştü, uzadık. Dişlerimiz kalmadı, saçımıza al düştü. Daha kimse ilerle almıyor. Şimdi burada aslında güzel bir şey daha var. Mikroskop ile bakılıyor değil mi? Şimdi aile hekimliği aile hizmetlerinde mikroskop ile bakılamıyor. Sadece strip ile bakılıyor, o imkan yok. Vatandaşlar dışarıdan ücretle yaptırmak zorunda kalıyor çoğu zaman ya da yol parası verip hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Yani bu mikroskop hizmetleriniz de iyi bir hizmet burada. Sayın Belediye Başkanımız burada size ücretsiz hizmet veriyor. Tamam, bizim şeyler. Sizden ücret alınıyor mu burada? Herhangi bir ücret alınıyor mu sizden? Yok, ben daha vermem. Yalan söylemem. Ne kadar süredir buraya geliyorsunuz? Ben gelmiş 4 sefer geldim, hiç ücret vermem. Hiç ücret vermez. Size tahlilleri yapıyorlar. Para alıyorlar mı tahlilleri? Hayır. Bunun da kulakları eşit. Ya buna bir şatak salat oluyor. Şatak salat çok iyi oldu. Peki belediye başkanımızdan bir şey istiyor musunuz? Belediye başkanımız ilgili... onu değilim işte. Sen bizim başkanımızsın. Evet. Ben biliyorum çünkü... Şeyinden belli. Resimden belli. Yemek bilgimizi yollayın, bir şey yollayın, biz de idare edin. Tamam. Ama sağlıktan önce bir sağlığa kavuşturalım. Sağlıkla ilgili bir isteğiniz var mı? Size bakıyorlar doktorlar burada. Allah razı olsun. Doktorumuz da bu. Çok
çok güzel bakıyor. Allah için. Geçmiş olsun size. Sağ olasın. Size de çok. Beni babam muhtarı diyor. Merhaba doktor. Merhaba başkanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin doktor bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz burada poliklinik hizmetleri veriyoruz doktor bey. Evet. Poliklinik hizmetlerimizde hasta ayrımı yapıyor muyuz? Belediye çalışanı veya sivil vatandaş, memur, işçi? Ne geldi? Öyle bir ayrım var. 5 yaşında. Kim gelirse herkese. Müracaat eden herkese belediye hizmeti olarak bu hizmeti veriyorsun, muayene hizmetlerini. Hatta hani Türkiye vatandaşı olmayan Suriye'den gelen onlara bile. Adam değil ya, ben sana yaşını söyleyeceğim. Evet, bravo. Bu son dönemlerde Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili göçlerin fazla olması da buranın iş yükünü ve önemini arttırdı. Burada çok bir de burada aslında Karabağlar halkının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de evde bakım hizmetleri. Sanırım sizler aynı zamanda poliklinik hizmetleri dışında evde bakım hizmetleri de veriyorsunuz. Aynen. Ameliyat olmuş. Ameliyat sonrası eve çıkmış hastalara. Bizzat kendileri gidiyorlar. Pansumanını yapıyorlar. Zamanı geldiğinde, süresi geldiğinde dikişlerini alıyorlar. İğnelerini yaptırıyorlar. Yatalak hastalara birebir arkadaşlarımız hizmet ediyor. Buradan gidip evinde hizmet ediyorlar. Evet. Peki bu hizmet karşılığı vatandaşlardan herhangi bir ücret alıyor hayır, mu başkanım? Hayır, hasta. Tamamen hizmetlerimiz tabii. Ücretsiz. Sağlık hizmetlerinde yaşlı tüm hastalarımıza hizmet vermeye başlıyoruz. Daire hastalıkları nedeniyle yatarak bağımlılık kalmış olan hastalarımızın hepsine hizmet veriyoruz. Ayrıca operasyon geçirmiş başkanımın da söylediği gibi operasyon sonrası pansuman veya dikiş alınması gibi hemşirelik hizmetleri talep eden vatandaşlarımıza da gidiyoruz. Doktor Hanım, hasta sizi arıyor. Diyor ki işte ben evdeyim. Bir telefon numarası da belirledik onun için. Evet, size telefonla ulaşabiliyorlar. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bir telefon numaramız var. Yani evde sağlık hizmetleri hattı olarak belirlediğimiz. Bize o telefon numarasından ulaşıyorlar. Biz başvuruları kabul ediyoruz ve tekrar kendilerine ne zaman geleceğimiz konusunda bilgi veriyoruz. Burada dönüyoruz hastalara. Evine kimler gidiyor? Öncelikle ekipte bir hekim var, bir hemşire var. Ve yanında işte yardımcı sağlık personelimiz var. Bütün rutinlerini, tetkiklerini alıyoruz açık halinde. Şimdi tanık olduğumuz bir olay var bizim. Hastalardan biri size müracaat etmiş. Yatağa bağlı yara gelişmiş bu hastada. Ve siz üşenmeden her gün gitmişsiniz. O hastaya bakım yapmışsınız. Tabii. Yara bakımıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Hastanede bile düzelmesi zor olan bir takım yaraları evde bakarak düzeltme yoluna gitmişsiniz. Yani bu konuda hastalara hem dekubitlerini tedavi ediyoruz, yatağa bağımlı hastalara, hem de dekubit oluşmaması için hasta yakınlarına eğitim veriyoruz. Evet. Hasta yakınlarına uygun. Peki kaç tane evde bakım hastamız var şu an doktor hanım? Şu anda son 3 ayda hizmetlerimizi daha da yoğunlaştırdık çünkü yardımcı sağlık personeli sayımız da artınca. Son 3 ayda 53 kayıtlı hastamız var. 53 kayıtlı evet, hastaya evde kayıtlı bakım hizmeti veriyoruz. Verdik ki buna bir kez değil bu hizmetimiz. Her gün gittiğimiz için özellikle dekubitli hastaların pansumanına yaklaşık 600 hastaya yani 600 kez evde bakım hizmeti vermiş durumdayız. Ve siz bu hizmetleri yaparken kullandığınız ilaçlar, gittiğiniz yol, bütün sağlık hizmetlerinizi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza veriyorsunuz. Yani vatandaşlarımız size bir telefonla ulaşınca siz gidip evde bakım hizmeti veriyorsunuz hastalarımıza.